kızarttığım patlıcanı bırakacağım. Birazcık da şöyle maydanoz serpiyorum. Arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli patlıcanlı etli güzel bir ana yemek hazırlayacağız. Hemen etimi öncelikle düdüklüde pişireceğim. Ama düdüklüde pişiremiyorsanız normal tencerede de aynı yaptığım işlemi yapabilirsiniz. Pişirme süreniz tabii ki birazcık uzayacaktır. Hemen ocağın altını yakıyorum. 400 gram kuşbaşı doğranmış eti tencereme alıyorum. Eti şöyle yüksek ayarda güzelce kavuruyorum. Etimin bazı kısımları don şekilde arkadaşlar. Buzluktan çıkardım. O yüzden biraz kendi haline bırakayım. Etimi çekti artık. Hemen içerisine yarım çay bardağından biraz fazla zeytinyağı ilave ediyorum. 2 adet büyüklerinden kuru soğan. Kuru soğanı böyle birazcık bolca ilave edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir doğradığım 2 adet yeşil biberi katıp bir süre kavuracağım. Adet orta boy domatesi, şöyle 4 diş sarımsak, biraz karıştırayım. Yeterince kavruldu. Şimdi içerisine şöyle 1 çay kaşığında az karabiber, 2 çay kaşığı pul biber. Tuzunu şimdi ilave etmeyeceğim. Çünkü eti geç pişirebilir. Yarım yemek kaşığı kadar da salça ilave ediyorum. Şöyle kısa bir kavuracağım. Şöyle 1 su bardağı, çok olmadı, suyu ilave ediyorum. Altını yüksek ayara açıyorum. Düdüğünü kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. 15 dakika kısık ateşte pişirip alacağım. Patlıcanları birazcık kızartacağım. Arzu etmezseniz kızartmayabilirsiniz. Düdüğü de arkaya aldım. Bir 15 dakika orada pişerken ben hemen patlıcanları biraz kızartacağım. Ortalama şöyle 1 su bardağı, 1,5 su bardağı arası sıvı yağını tavama alıp güzelce ısıtacağım. Ocağın altında yakayım bu arada. Yüksek ayarı açıyorum. Yağ güzelce ısınsın. Patlıcanları şu şekilde uzun uzun doğradım arkadaşlar. 1 kilo patlıcan kullanıyorum. Hemen yağını kapatıyorum. Altı mutlaka yüksek ayarda olsun. Hafifçe kızartıp alacağım. Eğer altını kısarsanız çok yağ çekecektir. O yüzden kısık ateşte muhakkak, yüksek ateşte muhakkak pişirin. Kızaran patlıcanları alıyorum. Bütün patlıcanları aynı şekilde kızartacağım. Böyle yağını süzdürmüyorum. Birazcık yağlı olmasını istediğim için. Bir adet büyüklerinden patatesi şu şekilde doğradım. Onları da biraz kızartacağım. Patatesi de hafifçe kızartayım. Buna da biraz tuz katacağım. Patatesler de kızardı artık, yeterli. Hemen patatesi de alayım. Bundan sonrası artık çok kolay yemeğimizin. Ocağın altını önce kapatıyorum. Şu fazla yağı boşaltıp hemen geleceğim.
Bir boşalttım. Orada bir dakika beklesin, size şu eti göstereyim. Tam 25 dakika boyunca pişirdim arkadaşlar. Kıvamını görüyorsunuz. Şimdi çok güzel bir yemek çıkaracağız ortaya. Tencerenin dip kısmına pişirdiğimiz eti alalım. Şöyle eti hafiften yayıyorum. Hemen üzerine kızarttığım patlıcanı bırakacağım. İsterseniz sadece patlıcanla da yapabilirsiniz ya da sadece patatesle. Şöyle yayıyorum. Patlıcandan sonra şöyle patatesleri de tek tek üzerine doğru bırakıyorum. İçerisine şöyle yarım çay bardağı, çok olmadan suyu bırakıyorum. Kapağını da kapatıyorum arkadaşlar. Efendim Elacığım, geliyorum. Efendim. Ocağın altını yapıyorum. Kaynamaya başlayınca altını kısacağım. Kısık ateşte 15 dakika pişirdim. Patateslere bakın, eğer piştiyse tamamdır. Gayet güzel pişmiş. Çok kısıkta pişirin ve yavaş pişirmeye özen gösterin arkadaşlar. Alttaki et yapışma yapmasın ve muhakkak yapışmaz bir tencere kullanın. Şimdi bir 15 dakika dinlendirip servis edeceğim. Bir 15 dakika dinlendirdim. İsterseniz daha derin bir şeyle pişirip benim gibi ters çevirmeyebilirsiniz. Ama ben şöyle hoş bir görüntü yakalamak adına ters çevireceğim. Böyle yağlı olması gayet normal. Şimdi üzerine birazcık da şöyle maydanoz serpiyorum. Müthiş bir görüntüsü var arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bir servis tabağına alayım. Bitireceğim. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok lezzetli, güzel bir yemek. Öyle çok yağlı gibi gözükebilir ama yağını tamamen salmış. İçinde hiçbir şekilde yağ falan yok. Özellikle yanına pilavla çok güzel, gayet güzel oluyor. Böyle yağını çok dışına salmış ama iç kısmında hiç yağ falan yok. Mutlaka sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Birler ona kadar videonun yorum kısmında puanlarınızı bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.